Arkadaşlar, Takı Tasarım Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bugünkü bileklik yapımımız, bildiğiniz gibi denizci bileklikleri vardır. Şu şekilde kordonları olan. Zaten videolarımızda yapmıştık. Şimdi bunları, bu uygulamayı dağ bileklik yani lastiklerle yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz son zamanların en çok beğenilen ve yapılan bileklik türlerinden olduğu için biz de bu yeni çıkan gemici bilekliklerinin bu şekilde lastik yani saç lastikleriyle yapmayı uygun gördük arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Hemen yapımımıza geçelim. Böyle bir biliyorsunuz makinamız var. Bunun adı Rainbowlon yani gökkuşağı tezgahı demek arkadaşlar. Şimdi hemen yapımı basit. Yeter ki dikkatlice bakın. Gerisi kolay arkadaşlar. Şimdi siyah beyaz yapacağımız için şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bir siyah, bir beyaz. Bu şekilde aldıktan sonra ne yapıyoruz? Bakın şuraya takıyoruz. Şu şekilde buradan da buraya takıyoruz arkadaşlar. Önemli bir husus daha var. Eğer ki bu makineyi yeni kullananlar için. Kesik taraflar karşınıza bakmak üzere bu şekilde durması gerekiyor. Eğer ki bu şekilde durursa hiçbiri birbirine bağlanmaz. Ondan dolayı her bileklik yapımında kesik taraflar ileriye bakacak. Fazla lafı uzatmayayım, biliyorum heyecanlandınız. Evet, şimdi iki lastiğimizi yine şuradan takıp yine buraya alıyoruz. Bir beyaz, bir siyah aldık yine. Ve şimdi yine onun üstünden karşıya geçiyoruz. Bakın bu şekilde. İki taneyi aldım. Son yaptığımın ardına taktım. Ve buraya takıyorum. Böyle. Bir siyah, bir beyaz. Altta veya üstte olması çok önemli değil. Önemli olan ikisinin de bir arada olması. Ve arkadaşlar bunları yaparken böyle bükmeyelim. Düzgün çıksın diye. Aldığımız gibi fazla yıpratmadan bu şekilde takalım. Evet. Bu şekilde sonuncuyu da yine aynı şekilde takıyoruz. Ve şimdi ters çeviriyoruz arkadaşlar. Tığımız var biliyorsunuz. Böyle bir tığ vardır bu makinenin yanında. Şimdi şunu şöyle alalım. Bunu iki tane lastik geçirip aynı bunları taktığımız gibi lastik takacağız. Yine bir siyah, pardon beyaz ve bir siyah. Şunu şimdi şu şekilde tutalım. Şöyle arkadaşlar. Bu şekilde tutalım. Ve şöyle bu aradan geçirelim bunu. Böyle. Şöyle netleştireyim. Evet. Şimdi şunu şöyle takalım. Evet. Bu şekilde düzeltelim. Ve şimdi çektikten sonra şöyle parmağımızı araya sokalım ve bunu çıkartalım. Ve şimdi son geldiğimiz vardı ya kesik taraf bize bakıyordu. Bunu buraya şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şimdi bunu çektik. Bu şekilde. Alttaki iki lastiği şu şekilde çıkartıp karşıya bu şekilde yerleştiriyoruz bakın. Bu şekilde. Bakın şu lastik vardı yani karşıda. Bunu alıyoruz. Çıkartıyoruz.
Ve şöyle sarıyoruz arkadaşlar. İkisini birden aldık. Sağa yatırdık. Sola yatırdık. Bu şekilde yaptık. Sonra çekip buraya takıyoruz. Bir daha yapalım. Kendimize çektik. Soldan veya sağdan çıkardık. Sonra ileri aldık. Ve buraya taktık arkadaşlar. Bu şekilde hızlanalım şimdi. Eliniz alıştı mı hızlı yapacaksınız zaten. Bu şekilde takıyoruz. Ama dikkat edin bakın çıkmasın. Takılsın mutlaka. Ondan sonra emin olun. Ondan sonra bırakın. Şimdi buraya taktık. Ve şimdi ne yapacağız arkadaşlar burada? Bakın bunların yanında verilen şöyle klipsler vardır. Hemen onu da göstereyim. Az önce buraya koymuştum. Gitmiş. Demek ki bunun içinde. Evet. Bu şekilde malzemeler vardır bakın içinde. Bunlardan şimdi ne yapıyoruz? Bunu çıkarttık. Bakın. Çıkarttık ya böyle. Hemen bunu buraya bu şekilde takıyoruz bakın. Aradan zaten girdi mi bir daha da çıkmaz. Şimdi ne yapıyoruz? Bu şekilde tutuyoruz. Ve şöyle çıkartıyoruz. Bırakıyoruz. Geliyoruz. Hepsini birden de çekeriz ama böyle daha düzgün oluyor arkadaşlar. Evet şöyle. Ve en sonda şimdi çekiyoruz. Çıkıyor böyle. Gördüğünüz gibi. Sonra elimizde şöyle bir düzeltelim bunları. Evet. Şöyle çekin, düzelsin. Sonra bir daha çekelim şöyle. İyice düzeltelim bakın. Ne kadar güzel oldu değil mi arkadaşlar? Ve şimdi ne yapıyoruz? Bilek ölçünüze göre belki bileği kalınlar olanlar vardı. Zaten bu küçük olur. Ne yapacağız? Bir tane daha yapıyoruz aynısından. Şimdi bunu kenara bırakıyoruz böyle. Şimdi yine aynı şekilde kesik taraf karşıya bakacak taraf şekilde iki taneyi takıyoruz. Aynısını yapacağız. İlk başta yaptığımızın aynısı. Biraz daha şunlardan siyahım kalmamış. Evet siyah alayım. Evet. Şöyle. Gayet basit. Öyle değil mi arkadaşlar? Tabii zor modellerimiz de var. Öteki videolarımıza bakarsanız orada biraz zor demeyelim ama hani biraz daha sizi uğraştırabilir. Yani öyle diyelim. Orada gerçekten çok çetin videolarımız var. Eğer takı tasarım atölyesi olarak yazarsanız oradan yine bakabilirsiniz. Evet. Şimdi yine ters çeviriyoruz. Başta ne yapmıştık? Buraya iki tane takmıştık. Şimdi de iki tane takacağız. Evet. Şöyle bir. Ve şöyle iki. Ne yapıyorduk şimdi? Evet. Böyle alıyoruz. İçine takıyorduk. İkisini birden ama.
Taktıktan sonra şöyle şunu şuradan geçirip ötekini de içinden geçiriyoruz. Ve şu şekilde parmağımızı alıyoruz. Ve ne yapıyorduk? Kesik taraf olan yere şu şekilde birleştiriyorduk. Ve şunu alttan çekiyorduk. Karşı tarafa yerleştiriyorduk. Evet. Zaten biliyorsunuz artık. Anlatmama gerek kalmadı. Buradan alıyoruz, karşıya geçiriyoruz. Bu arada bu Beşiktaş bilekliği oldu sanki. Sanki değil, aynen Beşiktaş oldu. Aslında ben Beşiktaşlı değilim ama olsun. Siyah beyaz her zaman güzeldir. Sarı lacivert de güzel. Sarı kırmızı da güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Bu sefer şöyle bunu şuradan takalım. Böyle alalım. Bu arada mesajım geldi. Ama video bitsin ondan sonra bakacağım. Bu şekilde çekiyoruz bak. Evet. Bunu da çektik. Şöyle düzeltelim. Şimdi ne yapacağız? Evet. Şimdi bunu parmağımızla alıyoruz. Ve burada da bir kanca var. Hemen bu kancaya şöyle geçiriyoruz. Evet. Ve şimdi bakın. Şöyle bir takayım görün. Arkadaşlar, evet. Ne oldu şimdi? İki modelin birleşmesiyle yani gemici bilekliğiyle bu saç lastiklerinden yapılan bilekliğin ikisini birleştirdik. Bakın çok güzel. Kolayca da çıkartabiliriz. Arkası da böyle oldu. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bakın takı tasarım atölyesi olarak çok farklı bileklik çeşitlerimiz var. İsterseniz, arzu ederseniz onlara da bakabilirsiniz. Bundan çok memnun olacağınızdan hiç şüpheniz olmasın. Hepinize iyi günler diliyorum. Esenliklerle kalın efendim.